Tabii bu soru bana çok soruluyor. Hem Kürt toplumunun 1915 soykırımındaki rolü hakkındaki verilerimden dolayı hem de çok uzun yıllar Kürt Ulusal Hareketi'nin, Ulusal Demokratik Hareketi'nin içinde bulunmamda ve şimdi tabii desteklemek durumundayım. Bu ödeklerden dolayı bana sorulan bir soru. Elbette ki soykırımın inkarı ve yüzleşme konusunda Türk bakış açısıyla Kürt bakış açısı aynı değildir. Aynı olması normal. Ama bizim cephemizde de Kürt Ulusal Demokratik Cephesi'nde de işlerin çok da yolunda olmadığını söylemek zorundayım. Ki geçmişte Kürt politikacıları ve aydınlarında kısmen var olan pasif inkarcılığı şimdi aktif bir inkarcılığa doğru evrilmekte olduğunu görüyorum. Bu önemli bir gerileme. Elbette soykırımı tanıyan, Kürt sorunundan vurgu yaparak özür politikacılar var ve bunlar önemli. HDP'nin tavrı burada çok önemli. O göstermiş olduğu tutum. İşte sosyalist ve Gürsever Demokrat Kürt aydınlarında, Ayvi Kürtlerde, İzlilerde 1900 kırımına konusunda empatiyle yaklaşma eğilimi daha güçlü. Ama milliyetçi ve İslamcı çevrelerde daha temkinli, daha geri bir yaklaşım, ağırlık olarak da inkarcı eğilim var ve bu daha güçlü. Aslında tabii herkesinden çok insanı samimi olarak ürküten veya geri adım attıran birkaç nokta var. Birisi deniyor ki acaba Türk devleti kendi işlediği soykırım suçuna Kürtleri de ortak etmeye mi çalışıyor? Suçu Kürtleri yıkarak içinden silmeye mi çalışıyor? Ve bu tartışmalar onun bir parçası mı? Öyleyse biz bu tartışmaları reddetmeliyiz. Hani. Diğeri Kürt ulusu 100 yıldır katliamlar, soykırımlarla karşıya karşıya kaldı. Şu anda halen soykırım tehdidiyle karşı karşıya bununla cebelleşiyor. Acaba bu geçmişteki 1915 soykırımı için yapılan suçlamalar Kürtler olan bir sempatiyi şu anda yürütmekte olan mücadeleyi olan uluslararası sempatiyi kırar mı, kıraya mı yönelik? Onun Kürtlerin mazlum ve mağdur konumunu ters mü etmeye çabası? Eğer böyleyse bundan uzak durmak gerekir. Şimdi bu kaygıların kısmen haklılık payları olduğunu söyleyebiliriz. Ama tam tersine bu durum yüzleşmeyi ve tartışmamayı değil, soykırımla yüzleşmeyi daha cesur, daha kararlı, daha ilkesel bir tutumla yakalamamız gerekiyor. Yani geri atmak için bir neden değil bu kaygılar. Tam tersine ön almak, inisiyatif almak, bu konudaki hem geçmişteki toplumumuzun katılımının derecelerini, biçimlerini ortaya koymak hem de gelecek perspektifi sunmak. Çünkü Kürt toplumu bir yandan Türkiye'de işte Orta Anadolu'nun genelinde kendisi için ulusal demokratik karakter talep ederken bunun bir parçası da bağımsız devlet kurmaktır. Bağımsız devlet kurmak ulusal bir devlet çatısı altında öklenmeyi gerektiriyor ve bu ulus devlet, ulusal devlet kavramı içinde nasıl doğrulacak? Yani bu suçlar ulusal devlet kurulurken, ulus devlet kurulurken işlendiğine göre Kürtlerin perspektifinde ne var? Nasıl bir devlet tahayyül ediyorlar? Birlikte yaşadıkları ne vaat ediyorlar? Dolayısıyla etkiyle hesaplaşıyor olmak bu konuda hem geçmişe çok cesur, açık yürekli davranmak hem de geleceğe çok net perspektif sunmak açısından bunu hiç şey yapmadan, eğip büyümeden çok doğrudan konuşmalar gerekiyor. Şimdi coğrafyanın diğer soykırım mağduru halklarla, Ermenilerle, Rumlarla, Asuri-Suriyelilerle gerçek bir dayanışma kurmanın da ancak böyle bir yüzleşmeyle mümkün olduğunu, olabileceğini görmemiz gerekiyor. Tarihten gelen güvenlikler var, kırgınlıklar var, kırılmalar var. Bunları görmezsek, bunların izlerinin halen yaşandığını görmezsek, inkara yönelirsek, gelecek için vereceğimiz, inşaat için vereceğimiz mesajlar inandırıcı ve güven verici olmaktan uzak olacaktır. Bir de tabii içe yönelik yanı var. Yani bu kendi dışına yönelik bir tavır gibi duruyor. Bir de içe yönelik yanı var.
Şimdi Kürt Ulusal Demokratik Güçlerinin soykırım stratejileriyle yüzleşmesi bana göre özünde sömürgecilikle, tarihsel işbirliği politikalarıyla yüzleşilmesi anlamına gelir. Sömürgecilerin suçlarına gönüllü ortaklık eden ve gönüllü işbirlikçiliğin üzerine örtmeye, bulandırmaya ve kendi milliyetçi sloganlar atarak süreci aktan gözlemeye çalıştığı politik bir çizgi var. Bu çizgi devam eden güçlü bir çizgi. Dolayısıyla soykırımla yüzleşmek, soykırım politikalarıyla yüzleşmek aslında bu işbirlikçi politikalıkta da reddetmek ve ondan kopuşmanın da bir ayrıcı. Eğer siz burada tedbir gösteriyorsanız işbirlikçi politikaları da mazur görüyorsunuz ve onları sürdürülmesinde bir risk görmüyorsanız anlama gelir. Tarihte ile yüzleşmek ve tarihte olan olayları iyi kavramak anlamında çok önemli bana göre. Örneğin şöyle bir örnek vereyim. Bir yandan soykırım hareket ederken bir yandan da şöyle söylüyoruz. Söylenen klasik bir söylem. Biz Kürtler Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı'na destek verdik. Eğer Kürtlerin desteği olmasaydı Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı başarıya ulaşamazdı. Bu çok söylenen ve kabul gören bir cümle. Bu ne demek? Bu Türk egemen sınıflarının anti Ermeni, anti Rum, anti Azeri Süryani ve o Müslüman olan halklara silip atarak ulus devlet kurması sürecinde biz de yardım ettik, biz de katıldık demek. Bu vesileyle işlenen suçlara biz de ortağız, hatta pay istiyoruz anlamına gelir. Şimdi bu cümleyi ya da bu kavramı çok önemli, çok övünerek, çok büyük bir politik argüman sunuyorsunuz ama soykırımı reddediyorsunuz. Bu tarihi bilinçte bir ne diyeyim yani bile bile illüzyon. Bu birbirinden ayrılan bir şey değil ki. Bu birbirinin devamı. Bunu görülmesi lazım. Şimdi sürgün ve soykırım politikalarıyla oluşan bir sonuç var. Onun sonucunda oluşan kazanımlarını birbirinden nasıl ayıracaksınız? Bu birleşme olmaz. Ha, faydalıysa ortağız, zararlıysa değiliz. Ama aynı şeyden bahsediyoruz. Aynı süreç, aynı olgudan bahsediyoruz. Bu yakıcı paradoks maalesef Türk demokratları ve sosyalistleri için de geçerli. Bir yandan 1923 sürecine mutlak anti-emperyalist, işgalcilere karşı verilmiş, hatta yarın kalmış bir ulusal bağımsızlık mücadelesi olduğunu söyleyip, bir yandan da 1915 soykırımda işte bununla yüzleşmemiz gereklenilmesi birbiriyle çok çelişiyor. Çünkü İttihat Terakki şu anda Misak-ı Milli denen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını çizen coğrafya içerisindeki alanı, oradaki o alanın en eski yerleşik haklarından arındırma programını yürütmemiş olsaydı, Kemalist devlette, Kemalist harekette yarım kalanları tamamlamış olsaydı, işte gelen Yunanlıları çıkarmak, Ermenilerin geri dönüşlerini engellemek, efendim işte Hakkari tarafından Suriyelileri tekrar dışarı atmak, bütün bunları yapamayacak. Mesela dün 20 Nisan'da ve bu şunda çok oynuyor. Atatürk meclisi açarken demiş ki efendim de bu meclis işte yalnız Kürt değil, yalnız Türk değil, yalnız Serkek değil, yalnız Laz değil. Bütün bunlardan oluşan bir anasını İslamiye. Bak ne güzel herkesi saymış. Herkesi saymıyor, hayır. Orada tamamen dışarıda çok temel bu topraklar. En eski medeniyetlerinin kuzey Rumlar yok, Ermeniler yok, Azeri Süryaniler yok. Zaten mesele bu. Ha, Anasır İslamiye içinde sayılan unsurlar da ikinci aşamada Türklük kazanını hatırlıyorlar. Yani o aşamaya kadar her şey güzel. Her şey yerinde ama Türklük kazanı içerisinde işte Çerkezlerin, Salazların, Kafkasya'dan veya efendim Balkanlardan göçen Türklerin hani gönüllü veya çaresiz katılımları diyelim veya direnme şeyleri olmadıkları için, güçleri olmadığı için burada yoğurmaları, Türklüğü bir biçimde kabul etmeleri, Kürtlerin ise buna direnmeleri yeni bir süreci başlatmış oluyor. Ama bu ondan önce olan olaylar ortadan kaldırılmış olmuyor. Bunlara da bu biçimde bakılması gerekli. Yani kısaca eğer 1915 soykırımı ve ondan önceki o süreç olmamış olsaydı bir Türk ulus devleti kurmayacaktı. Çok uluslu, çok kültürlü, çok etkinlikli bir yapı sürdürmek mümkündü ve hale mümkün ve bunun çabası olmalı. Ve biz bunun sonuçlarını olumlayıp ama kendisini suç olarak izole edip
karşı çıktığımız zaman bu gerçek karşı çıkış olmuyor maalesef. Ben bizde böyle bir sorun görüyorum bizim cephemizden.